Kripto Ekonomi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Pundix'i konuşacağız. Daha doğrusu Pundix'in coin yakma, coin burn dedikleri bir konu. Bu konuyu ele alacağız. E, bu coin yakma olayı Binance Coin'in BNB'lerini yakma olayından baya farklı. Çok daha farklı bir e, stratejiyle coin yakma işlemini gerçekleştirecek Pundix ekibi. Biz de bununla ilgili bir bilgilendirme videosu çekelim istedik. Kripto Ekonomi Telegram grubumuzdaki arkadaşlarımızın çoğunluğu PundiX yatırımcısı. Bunun bilgisiyle e, sizlerin de zarar görmemeniz ve e, gelecekte nasıl bir strateji hare stratejiyle hareket etmeniz konusunda sizi bilgilendirmek istedik arkadaşlar. Şimdi PundiX'te fiyatımız an itibariyle 0.0040 arkadaşlar. E, dolaşan arz ya da toplam arza biz maksimum arza baktığımızda Pundix'in 258 milyar adet olduğunu görüyoruz. Şurada ekranın sağ altta da görüldüğü gibi Pundix 258 milyar adet arkadaşlar. Piyasa değerimiz yaklaşık 1 milyar dolar şu an. Pundix'in özellikle de son birkaç gündür çok yüksek bir şekilde, hızlı bir şekilde yükseldiğini şu andan itibariyle de %65-66'lık bir kar gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da zaten bize e, hacim olarak yansıdı. Pundix'in hacmi çok 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 düşüktü arkadaşlar ki son 24 saatte %1264 artarak Pundix'in 24 saatlik hacmi 2.3 milyar dolara yükseldi arkadaşlar. Bu çok fena bir şekilde yükseldi. Özellikle de son 24 saattir 48 saattir Pundix'e çok muhteşem para girişi var. Para akışı var arkadaşlar. Bunun ekmeğini yiyor şu an Pundix yatırımcısı. Şimdi arkadaşlar konumuz bizim Pundix'in coin yakması yani tokenlarını yok, yakması daha doğrusu. Şimdi nasıl yakacak? Bununla ilgili Pundix.com'a gidiyoruz arkadaşlar. Burada yapılmış olan bir anket var. Burada bilgilendirme bloğu var. Bunu bir okuyalım. Diyor ki burada 258 milyardan 258 milyon adede indirme ile ilgili bir çalışma olduğundan bahsediyor. Tek tek tane tane anlatacağım arkadaşlar ki kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın. Şimdi burada bir anket çalışması yapıyorlar. Biz adedimizi azaltalım mı gibi zaten kendi düşünceleri var. Bunu da size sorarak onaylatmış oluyorlar aslında. Burada toplam e, NPXS token azaltımı ile ilgili e, bir anket yaptıklarından bahsediyorlar. Burada anketin soruları ve cevapları var. 10 Şubat'ta yapılmış. İşte belirteç azaltmanın amacı nedir? Şimdi toplam arzı e, biz bine böleceğiz diyorlar arkadaşlar. Yani 258 milyar bölü bin yaptığımızda 258 milyona düşüreceğiz diyorlar arkadaşlar. Ki binde bire düşürecekler. Ekranda da yine görüldüğü gibi. E, binde bire düşürmek çok ciddi anlamda arzı azaltmak demek arkadaşlar. Bununla ilgili fiyat yansımaları olacak. Yine ileriki dakikalarda bunu konuşacağız. Onun üzerinde çok duracağız. Çünkü fiyatlarımızda astronomik artış olması gerekiyor. Çok fazla bir şekilde artış olması gerekiyor ki piyasa dengelenmesi olsun. Bunu şimdi konuşacağız şunu okuduktan sonra. Şimdi arkadaşlar burada binde bir azaltma yapmaya gideceklerini söylüyorlar. E, anket nasıl yapmışlar? İşte evet hayır anketi yapmışlar azaltmaya gidelim bir şeklinde. Demişler ki belirlenen adresi 1000 npxs gönderenler evet 1100 npxs gönderenler hayır şeklinde. bir Böyle bir biraz garip bir anket yapmışlar. Bu anket sonucunda diyorlar ki azaltma çoğunluklu e, istendi şeklinde bir sonuca varmış anket sonucunda. Ondan sonra arkadaşlar burada e, neden bir token azaltma önerisi var? Neden böyle bir öneriye gitmişler? Burada bazı maddeler sıralamışlar ki bu maddeler aslında e, kendilerince haklı. Şimdi bir de popülerite şöyle oluyor. Bir ürünün tek adette fiyatı yüksek olursa bu popülaritesi çok yüksek oluyor arkadaşlar. Yani bir şeyi 0.0010 dolara e, almak biraz ezik görüntüsü yaratabiliyor ama bir şeyi direkt 10 dolara 5 dolara almak ya da satmak insanlarda bir popülerite e, yaklaşımı söz konusu. Dolayısıyla bunun ekonomik olarak hiçbir önemi yok aslında ama bazı detay önemleri var. Şimdi o önemler, önerilerden bahsedecek. Diyor ki daha iyi X-Post desteği yani POS'u kullanmada. Punix'in biliyorsunuz POS şirketi. POS'u kullanmada kolaylık ve pratiklik diyor. Ne demek? Şimdi kahve satın alan bir kişiye 10 bin tane eski NPX'lerden ödeyecekti. Bunun yerine şimdi 10 NPXS ödeyecek diyor. Yani biraz da kullanım kolaylığı, pratikliği kazanıyor. E şimdi ekmek almaya gittiniz. 3500 NPXS ödemek yerine 3.5 NPXS ödeyeceksiniz. Bunu demek istiyor. Daha pratik kullanım diyor. Bu noktada haklılık payı var tabii ki daha iyi defi desteği, yeni geçilecek sistemle defi desteğini planladığımız için diyor daha düşük bir token tedariki kullanıcı alımı için faydalı olabilir. Bu biraz daha iyi bir Xbox işlemi örneğine benzer diyor. Listelenmemiş olabilecek başka olumlu etkiler de var diyor. Daha iyi bir değişim desteği. Eski NPXS'ler yeni NPXS'in uzun ondalık birimi nedeniyle yüksek dalgalanma yaşıyordu diyor. Bazı borsalar NPXS'yi yönetmenin daha zor olduğunu dile getirmişler. Bu nedenle dalgalanmanın çok fazla olması ile ilgili adedi çok fazla çünkü. Bu nedenle değişim daha yönetebilir olduğu için yeni NPXS üzerinde desteği artırabiliyorlar arkadaşlar. Bununla ilgili maddeler sıralamışlar. Olası likidite artışı diyor. Bu çok doğru. Garantili olmamakla birlikte daha etkin ticaret sonucunda likiditenin artması mümkündür mevcut token arzı ETH ve BTC gibi paritelerde eşleştirmede kullanıcıların etkili bir şekilde katılması engelleyen çok küçük şey çok büyük bir spread ve fiyat farkına sahiptir diyor. Bu demek istediği şey şu: 0 0.00000 diye hareket ediyoruz. Biz özellikle Bitcoin paritesinde ve Ethereum paritesinde kullanım pratikliğini ortadan kaldırıyor diyor. Likidite artışında da nakite çevirmede ee, zorlanmaya borsa hacimlerinin düşük olma olma sebebiyle likitte artışında sıkıntı yaşandığı ile ilgili bir konu aynı zamanda daha fazla eşleşme olabilir diyor daha fazla e, paritelerde işlem görmesini sağlayabiliriz diyor yani e, adedi azalttığımız zaman burada arkadaşlar e, kullanıcılar için daha kolay diyor evet daha kolay yaklaşık 0.000000 0000106 106 değil de burada 0.0000 e, 275 mesela. Yani şimdi bu kullanım pratikliğini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Takas işlemi burada token indiriminin olumsuz etkileri nelerdir diyor. Takas indir işlemini gerçekleştirmede sorun. Bazı kullanıcıların katılmak için NPXS e yatırımlarını manuel olarak taşıması gerekecek. Takası diyor çok sorumsuz bir şekilde yerine getireceğiz diyor. NPXS bunun sözünü veriyor bize. Hiç kimse herhangi bir olumsuz etkilenme yaşamayacak diyor ki bunun örneklerini az sonra vereceğiz şimdi. Yeni markalaşmaya gideceğiz diyor. NPXS'i daha popüler bir hale getireceğiz. Coin Market Cap'te ve Coin Keko'da yine e, çok daha iyi bir seviye getireceğiz. Dünya çapında da zaten markalaşmaya çok önem veriyoruz diyor. Bu anlamda da çeşitli reklamlar ve stratejilerle e, daha popüler bir hale gelip hem de bunun da NPSS'lerin fiyatlanması ile ilgili bize olumlu yansımaları olacaktır arkadaşlar. Pe yakın zamanda belirteç azaltma örnekleri var mıydı diyor. İşte bazı tokenlardan bahsediyor. AV ile ilgili azaltmalar %1 oranında azaltma yaptıklarından bahsetmiş. Yeni belirteci değiştirmezsek veya eski NPX ile kalmak istiyorsak ne olacak diye bir soru sorulmuş. Biz borsalarda alın ve satım yaptığımız için Binance ve benzeri borsalar otomatikman azaltmaya gidecek arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Ee, yani bizim hesabımızda bin tane NPXS varsa binde bir, bine bölecek bir adet NPXS kalacak. Yeni NPXS'lerden bir tane kalacak. Yani elimizde ne kadar varsa bunu bine bölecek e, borsalar. Cüzdanımızda o kadar adet kalacak. Bununla ilgili yine şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Anketi burada... Ee, nasıl yaptıklarını, nasıl ettiklerini bununla ilgili detaylı bilgiler var. Ben konuyu uzatmamak adına buraya şimdi daha hızlı bir şekilde geçiyorum. Bundan sonra yayınlanan yeni bir blog yazısında katılımcıların, katılımcıların %88'den fazlası bu indirimi desteklemiş arkadaşlar. Bunu söylüyorlar. Peki sevgili kundikçiler diyor nasıl olur? Ankete katıldığınızda diyor şu kadar evet yani şu kadar hayır aldık diye bunu da bir özet bilgi vermişler. Şimdi sırada ne var? Şimdi bu anket sonucunda artık e, azaltma işleminin yapılmasıyla ilgili nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar var. Biz de bu detayları şimdi kısaca değineceğiz. Özet bir şekilde burada %100 bilgi sahibi olacaksınız arkadaşlar. Bu videonun amacı size net bir bilgi sağlamak arkadaşlar takası hangi borsalar destekleyecek? Birçok büyük borsanın takası desteklemesini bekliyoruz. Desteklenenler listesi için lütfen değişimlerimizi, blog yazımızı Mars ayı sonuna kadar takip edin. Orada bilgilendirme yine bugünden sonra bir bilgilendirme daha verecekler arkadaşlar. Biz de takipte kalacağız. Kripto ekonomi Telegram grubumuzda da yine bunları konuşuyoruz ve paylaşıyoruz zaten arkadaşlar. Yeni jeton takibi nedir diyor. Akıllı sözleşmeye geçeceklerini söylüyorlar. Akıllı sözleşmelerde hisse senedi de açıklayacağız diyor. Bu başkalarının adı önceden kaydetmesini önlemek için NPXS ismini burada farklı bir isimle yayınlayabilirler arkadaşlar yine. Bunu da bilgisini vereceğiz diyor. Arzın azaltılmasından sonra yeni NPXS'in başlangıç fiyatı ne olacak? Burası bizim için en önemli konu arkadaşlar. Bunu belirteyim şimdi size. Şimdi arzın azaltılmasından Sonra yeni NPX fiyatları nasıl olacak? Şimdi elimizde 1000 e, adet NPEX var. Ne yapıyorduk? Arzı bin, o, bin'e bölerek azaltıyorduk. Binde 1'e düşürecektik arzı. Bin tane varsa bin'e böldüğümüzde elimizde bizim e, NPEX ses bir tane verilecek arkadaşlar yeni tokenlardan. Dolayısıyla bizim fiyatlarımız yine şimdi ekranda da yazdığım gibi 0. E, sıf, mesela yani kaçtan alım yapıyoruz biz şimdi? 0. E, sıfır nokta e, şurada da yine bakalım. Sıfır sıfır alıyoruz. Şimdi arkadaşlar biz binde bir azaltmaya gidince burada diyorlar ki e, NPXS'in e, ekibi fiyatın da binde bir az, e, arzın binde bir azaltılmasıyla fiyatın bin katına çıkmasını bekliyoruz diyorlar arkadaşlar. Örneğin NPXS 0.003 dolar ise şu an mesela borsada işlem görüyorsa yeni NPXS'in liste fiyatı arz azalmasından sonra 1000 ile çarpıldı şurası 3 dolar olarak yoluna devam edecek. O, olmalıdır diyor. Yani böyle devam etmelidir diyor. Oradan fiyat hareketi piyasa tarafına yine belirlenerek devam edecek zaten şeklinde bir yaklaşımları var. Diyelim ki bir örnek verelim bunun dışında. Elimizde 10.000 adet ne pxs var. 1000'e böldük. Eee ne oldu? 10 adete düştü. O zaman bizim 10.000 tane varsa 1000'e böldük. 10 adetimiz var elimizde arkadaşlar. E o anki npxs'lar tanesi 0.0040sa mesela biz bunu 10 e, biz bunu 1000 çarpacağız arkadaşlar. Yine tane fiyatını bulmak için. Dolayısıyla o fiyattan artık satmaya devam edeceğiz. Yani tane fiyatımız o o gün bu işlemin gerçekleştirildiği zaman borsada ne kadarsa o tane fiyatını 1 NPX'in fiyatını 1000 çarpacağız ve borsada artık insanlar o fiyat üzerinden alıp satmaya devam edecekler. Bu değişim günlerinde NPXS'in fiyatında aşırı aşağı ya da yukarı yönlü dalgalanma olabilir arkadaşlar. Mesela ekranda görüldüğü gibi fiyatımız 0.003 diyelim. 100'e çarptık bir vatandaş elindeki ne pek sesleri üç tanesini 3 dolardan satmaya ya da almaya devam ediyor diyelim. Bir vatandaş kalkıp fiyatı binle çarpmak yerine daha e, aşağı ya da daha yukarı bir fiyatla çarpabilir. Bu da fiyatın daha aşağılara mesela 2 iki, iki buçuk dolar gibi fiyatlanmasına ya da üç buçuk dört dolar gibi yukarı yönlü fiyatlanmasına dalgalanmalara sebep olabilir. Size burada benim şahsi tavsiyem o anki borsadaki işlem e, kaçta mesela fiyatı anlık fiyatı 0.003'te bunu binle çarpın 3 dolar. Siz 3 dolardan alın ve satılmanıza devam edin gibi. Sonra zaten piyasa bunu şekillendirecek ve ne NPX, yeni NPX'lerin fiyatı net olarak belirlenmiş olacak arkadaşlar. Bunu yine belirtelim. Stake olacak mı diyor. Evet artık stake'e geçiyor. NPX'e elinde cüzdanınızda bulundurduğunuz süre zarfında size ödemeler ve ödül ödülen, ödül, ödül, ödül ödemeleri yapacağını söylüyor. Defi alanında yine çalışmalardan bahsediyor. Stake ile ilgili yine duyurular yayınlanacağından bahsediyor. Stake etmenin 48 saatlik veya işte günlük e, çeşitleri olacağından bahsediyor. Takas ne kadar sürer? Son olarak yine bunu da bahsedelim arkadaşlar. E, Pundix takası bir yıl boyunca destekleyecek. Elinizde farklı cüzdanlarınızda, borsa cüzdanlarından değil, ee, Npxs'in kendi mobil cüzdanlarında falan eski Npxs varsa, bu bir yıl içinde herhangi bir zamanda eski Npxs jetonlarınızı e, binde bir oranında dayalı bir şekilde yeni Npxs jetonları ile değiştirebileceğiniz anlamına geliyor. Eğer borsa dışında bir cüzdanla tutuyorsanız, bunu çok vakit kaybetmeden bu sistem oturduktan sonra, bir ay sonra, iki ay sonra değiştirinler. Eğer uzun vadede tutuyorsanız, bunları değiştirin. Cüzdanınızda yeni NFX'ler. Bulunsun. Bu değişiklikle ilgili soru gelirse yine bununla ilgili de ayrı video çekeriz kesinlikle panik yok kesinlikle korkmayı gerektirecek hiçbir şey yok sadece fiyat dalgalanması olabilir birkaç saatlik ya da birkaç günlük bunu kestirmek şu an için çok zor e, kimse elindeki e, pundiksleri e, ederinin altında satmaz. Dolayısıyla kimse ederin altında satmayacağı için ya da çok çok altında satmayacağı için fiyatta anormal düşüşler yaşanmaz. Benim şahsi düşüncem. Ya da çok aşırı anormal yükselişler yaşanmaz. Ama arzın azalması bize olumlu olarak böyle bin katı şeklinde yansıyacak. Cüzdanımızda bu bizim çok artı bir gelir anlamında bir kazanç sağlamaz. Ne olur? Yerimize sekmiş oluruz. Elimizdeki token adedi azaldı. Fiyat tane bazında yukarıya geldi. Dolayısıyla biz el, ne, elimizde hesabımızda bin dolarlık NPXS varsa yine elimizde bin dolarlık yeni NPXS'ler olmuş olur arkadaşlar. Çünkü tane bazında fiyatımız yukarıya gelecektir. Gelmeme şansı yok. Bunu da belirt, şunu da belirteyim. Eğer bu değişim günün, gününde anormal e, bir şekilde fiyat aşağıda kalırsa yani bin katı yukarıya değil de e, 500 katı yukarıya 400 katı 600 700 katı yukarıya giderse bu benim şahsi düşüncemdir yatırım tavsiyesi değildir alım noktasında değerlendirilebilir çünkü e, gelmesi gereken yere fiyat daha gelmemiştir o noktalarda yakalanmaya e, çabalayabiliriz yani yakalayabilirsek güzellik getirirler sağlayabiliriz bu bir yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şahsi düşüncemdir. Bunu belirtmiş olayım. Yine sonuç olarak arkadaşlar şuradan yine konuşmamız gerekirse elimizde şu an fiyatımız e, 0.0040 arkadaşlar. Bunu biz adet, adet olarak elimizde 100 bin adet, 200 bin adet, 500 bin adet, 1 milyon adet olabilir. Biz ne yapacağız? Bizim elimizden alacak Binance veya diğer borsalar otomatik olarak elimizden bunu hesabımızdan silecek. Elimizdeki o 500 bin pundiksi. Onun yerine bize 500 tane bize Pundix verecek arkadaşlar. Elimizde artık 500 bin değil, 500 adet Pundix olacak. E biz de satışımızı 0.0040'lardan işlem görmeyecek artık borsada. 1000 katı yani şu anki video çektiğim an itibariyle mesela 4 dolar. 4.1 dolar civarından alış ve satış bulacak arkadaşlar. E, dolayısıyla tanesi 4.4 dolar olduğu zaman e, siz de 500 çarpı 4 yaptığınızda yine elinizde aynı e, miktarda bir değeriniz olmuş olacak. Yani elinizdeki, cüzdanınızdaki paranızın erimesi ya da katlaması vesaire söz konusu değil. Elinizde şu an 1000 dolarlık 1000 dolar ederinde bir Pundix miktarı varsa yine adet azalsa bile fiyat yükseleceği için aynı cüzdanınızda aynı miktarlar ya da yakın miktarlar yine elinizde bulunacak arkadaşlar. Beklenti Pundix ekibi tarafından bu şekilde arkadaşlar. Yine bunu da belirtmiş olalım. Bu konuyla ilgili anlaşılmadığını veya anlaşılmadığını düşündüğünüz bir durum varsa videonun açıklama kısmında bize sorabilirsiniz. Kripto Ekonomi Telegram grubumuza da arkadaşlar hepiniz davetlisiniz. Orada bu konuları enine boyuna konuşmaya devam ediyoruz. Oradan da sorularınızı yine sorabilirsiniz arkadaşlar. Umarım Pundix açısından arzın azalması 258 milyar dolardan 258 milyar adetten 258 milyar milyon adede düşmesi bize fiyat olarak ve e, güçlü bir e, proje olarak çok çok daha ileri seviyelere gitmemizi e, değer anlamında da Pundix'in çok fazla değerlenmesine inşallah sebep olur. Bu anlamda da Pundix yatırımcısının yüzü umarım çok çok daha fazla güler diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese bol kazançlar arkadaşlar.